Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle birçok kez suların çekilmesiyle gündeme gelen Tuz Gölü'nü besleyen su kaynaklarına Aksaray Belediyesi tarafından 2500 kamyon kar boşaltıldı. Geçmiş 40 yılın en yoğun kar yağışını alan ve barajların doluluk oranının arttığı Aksaray'da tarım ve hayvancılık sektörü temsilcilerinin de yüzünü güldüren kar yağışı Tuz Gölü için de umut oldu. Tuz Gölü'nün beslenmesi amacıyla harekete geçen Aksaray Belediyesi 10 gün boyunca kent genelinde topladığı karları kamyonlara yükleyerek Tuz Gölü'nü besleyen kanallara boşalttı. Tuz Gölü'nün kıyı kesimleri de havadan görüntülenirken son yağışların göle fayda sağlaması bekleniyor. Türkiye'nin tuz ihtiyacının %60'ını karşılayan ve flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli yerler arasında yer alan Tuz Gölü, kar manzarasıyla da görsel şölen oluşturdu. Yapılan çalışmayla ilgili bilgiler veren Aksaray Belediyesi Ziraat Mühendisi Bayram Bölükbaş, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Tuz Gölü ciddi anlamda küçülmüştü. Ancak bu yıl Tuz Gölü havzası 30 ila 40 yılın en yoğun kar yağışını aldı. İnşallah eski yıllarda olduğu gibi Tuz Gölü'nün yeniden kuş cenneti olmasını temenni ediyoruz dedi. Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Tuz Gölü ciddi manada küçülmüştü. Ancak bu yıl Tuz Gölü havzası 30-40 yılın en yoğun kar yağışı aldı. Meteorolojik verilere göre Aksaray'da 1974 yılından sonra en büyük kar yağışı gerçekleşti. Yağışlar sonrası Belediye Başkanımız Sayın Doktor Evren Dinçer'in talimatıyla şehir merkezindeki karları Tuz Gölü havzasını besleyen kanallara döktük. 10 gün boyunca devam eden çalışmalarda 2500 kamyon kar dökümü gerçekleştirdik. Son çekilen drone görüntülerinde de suların hızlı yükseldiği görülüyor. İnşallah eski yıllarda olduğu gibi Tuz Gölü yeniden kuş cenneti olmasını temenni ediyoruz.